etkinliğimizle birlikte başlayalım. Bakalım ne varmış. Etkinlik Termiyan Su Parkı 2020 başlığıyla işte burada. Hemen küçük bir işlem gerçekleştiriyorum. Sonrasında arkadaşlar etkinliğimize hemencecik incelemeye başlayacağız. Dünya çapında sosyal mesafe uygulandığı için bir tatilin tam olarak huzur içinde tadını çıkaramayabilirsiniz. Bu yüzden 2020 çevrim içi bir tatil hazırladık diyorlar. Geçtiğimiz yıllardan da alışık olduğumuz Termiyan Su Parkı etkinliğinin duyurusudur bu. Termiyan plajında suyun tadını çıkarın ve harika bir mayo almayı da unutmayın şeklinde duyurumuzu aldık buradan. Termiyan Su Parkı 2020 etkinliği. Ağustos 2020 Çarşamba sunucu bakımı sonrasında başlayacak ve 26 Ağustos 2020 Çarşamba bakım öncesinde biteceği duyurulmuş. Yaklaşık olarak 3 hafta gibi bir süre, 21 gün kadar Termiyan Su Parkı buralarda olacak şeklinde duyurulmuş. Bunun 1-2 hafta daha uzayabilme ihtimali var arkadaşlar. 1-2 hafta daha uzayabilir. Bilginiz olsun. Termiyan sahili nerede? Olbia köyünün hemen kuzeybatısında yer alıyor. Termiyan kayalarının hemen sahil kısmında Termiyan sahiline gidebilirsiniz. Ve şöyle birazcık daha kaydıralım. Uzak bir çölden Termiyan'a gitmek kolay değil. Bu nedenle etkinlik döneminde eski ay balonu ile Termiyan'a ücretsiz gitmenin tadını çıkarabilirsiniz. Altınova'dan Termiyan'a veya Termiyan'dan Altınova'ya ücretsiz gidiş gelişin tadını çıkarın şeklinde duyurmuşlar. Termiyan bölgesinin hemen girişinde, parkın girişinde şu noktada kenarda bir balon sorumlusu var. Bu balon sorumlusuna ücretsiz iletişim kurarak, yani karataşı ödemenize gerek olmaksızın Altınova'ya yolculuğunuza çıkabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Günlük görevler olarak işaretlenen etkinlik görevleri her aile için günde bir kez tamamlanabilir. Aile görevleri olarak işaretlenen etkinlik görevleri ise burada bir ufak çeviri hatası var, yanlış anlamadıysam. Aile görevlileri olarak işaretlenen görevler ise her aile tarafından etkinlik boyunca yalnızca bir defa tamamlanabilir şeklinde olması gerekiyor. Bir iki tane o şekilde görevimiz var. Örneğin işte mayo alımıyla alakalı olan görev ya da işte dekorasyon, gemi dekorasyonu almanızla alakalı görevleri yalnızca bir defaya mahsus olarak alabileceksiniz. Ödülleri onun dışında günlük görevlerimiz var. Bunlardan zaten biriktirmiş olduğumuz nişanlarla alacağız onları. Ayrıntıları inceledikçe zaten onlar parça parça gelecektir arkadaşlar. Şöyle hep beraber aşağıya doğru görevlerimizi inceleyelim. Termiyan parası ve nişanlarını toplayın. Balina gözlemek günlük görev. Bir batak balığı tutun ve etkinlik palangun özel yemeğini almak için balığı NPC palonga verin. Bir balinaya etkinlik palongun özel yemeğini verin ve bu yemeğe bayılıyorlar şeklinde bildirmiş. Başlangıçta palonga bir adet bataklık balığı veriyorsunuz. O size yem veriyor ve daha sonra gittiğinizde balinalara yardım et. İki görevinin karşılığı olarak bir adet hafıza parçası veya iki adet üstün balina tendonundan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Sahil temizliği günlük görevi. Ayrıca bu görevden termiyan parası da elde ediyorsunuz arkadaşlar. Termiyan parası elde ettiğiniz görevlerin her birinden ya da genelinden
özel üzüm parfeyi ya da özel Hindistan cevizi suyu da beraberinde elde edebilme şansına sahip oluyorsunuz. Şimdi ikinci Termiyon parası elde edebileceğimiz görev, Kaptan Mogul'e vermek için balık kemiği ve deniz yosunu toplayarak çevrenin korunmasına yardımcı olun demiş. Etkinlik Termiyan Çevre Koruması etkinliğimizin ismi. Kaptan Mogul'den alıyorsunuz görevi ve balık kemiği ve deniz yosunu hemen bulunduğunuz bölgede yakalayarak Kaptan Mogul'e teslim etmeniz durumunda bir adet Termiyan parası ve özel üzüm parfe ile Hindistan cevizi seçimlerinden biriyle ödüllendiriliyorsunuz. Bu Termiyan paralarını neden almamız gerektiğini birazdan daha iyi anlayacaksınız. Bu arada özel üzüm parfe ve özel Hindistan cevizi suyu buff veren tüketilebilir eşyalardır. Özel üzüm parfe temel olarak level XP ve beceri XP'si veren yemeklerle üst üste steklenebilen ve 30 dakika süren bir buff'a sahip. Hindistan cevizi suyu ise yaşam ve binek XP'si veriyor. Ayrıca işleme başarı oranı %5 arttırıyor. Daha çok yaşam içerikli bir tüketilebilir ve bu da aynı şekilde yemek ve diğer iksirlerle üst üste kullanılabilir. Meyve suyu süslemeleri günlük görevimiz. Sadece meyve suyu biraz sıkıcı değil mi? Öyleyse 10 tane ot toplayın ve bazı süslemeler için meyve suyu satıcısına verin. Meyve suyu süslemesi meyve suyu satıcısına verdiğinizde bir adet termiyan parası alacaksınız. Ve restoran çalışanının kayıp sipariş notu görevini yaptığınızda kayıp emir görevi karşılığında da bir adet termiyan parası oluyorsunuz. Uykulu kızla konuşma, sipariş notu nerede? Uyan, herkes Termiyan sahiline çevirmiş tatilin tadını çıkarmaya geliyor. Uykulu kızı bul ve etkinlik Termiyan parası elde etmek için onunla etkileşime geç. Burada da Broad NPC'sinden aldığımız uykulu kız göreviyle bir adet Termiyan parası elde etme şansına sahip oluyoruz. Ve son olarak dekor için kereste görevi, bu görevi de tamamlamamızla birlikte bir adet daha Termiyan parası elde edebiliyoruz. Toplamda gördüğünüz üzere 6 tane Termiyan parası alabileceğimiz etkinlik görevleri var. Günlük tekrar görevleri. Şimdi burada almış olduğumuz 6 adet Termiyan parasının 3 tanesini kesinlikle kullanmamız gereken görevler var. Onlardan bahsedeceğiz birazdan. Ama öncelikle ilk termiyan nişanını etkinlik olarak elde edebileceğimiz görevimiz Valor için ödül görevi. Kaptan Mogulü'den başlayan ürkütücü hikaye göreviyle küçük bir adacığın üstündeki ateş höyüğüne gidiyorsunuz. Oradaki ateş höyüğünden ikinci görevi alıp Valor için ödül göreviyle su altına dalıp su altındaki kayıp hazineyi aldığınızda bu koca korsan gemisi birden ortaya çıkıyor ve onunla alakalı bir sandık elde ediyorsunuz. Hayalet gemi hazine sandığı. Bunun içerisinde yer alan ödüller ise gördüğünüz üzere altın balık, tırpan iksiri, karataş silah, ekstra beceri XP parşömeni, büyülü kazma, karataş zırh, Elyon'un gözyaşı, büyülü sıvı toplayıcı, insan avı öfke iksiri ve kron taşı. Bunları elde edebileceksiniz. Ayrıca bir adet termiyan nişanı elde ediyorsunuz arkadaşlar, bilginize. Ve Termiyan kanat balonu günlük görev. Bunu da aynı şekilde Termiyan poligonun önünde bekleyen NPC Hario'dan alıyorsunuz. Bu poligonda tüfek kiralamak için bir adet Termiyan parası kullanmanız gerekiyor. Tüfeği silah soketinize takmak suretiyle ateşleyip bu kanatlı Termiyan balonların patlatıyorsunuz. Ondan sonra bir adet termiyan nişanıyla ödüllendiriliyorsunuz. Sonrasında ele geçirilmiş ruhlar plaj sakinlerini rahatsız ederek yaramazlık yapıyor. Ele geçirilmiş ruhları kovun günlük görevi. Yazı kurtar görevi.
Bu Çiçi uyan kız, uykulu kız neyse, arkadaştan alınan bir görev. Keza ondan bir adet termiyan parasıyla alacağınız Hindistan ceviziyle yine kanatlı balonlara fırlatıyorsunuz Hindistan cevizini ve ödül olarak vurmanız durumunda bir adet hafıza parçası ve termiyan nişanıyla ödüllendiriliyorsunuz. Sonra Kaptan Rose'dan alacağınız bir görev var. Yeni topçu aranıyor görevi. Onun içerisinde gördüğünüz üzere arkadaşlar bir adet yine termiyan parası kullanmanız gerekiyor. Topları almak için Hindistan cevizi toplarını ve 5 enerji harcayarak da top montaj seti alıyorsunuz. Topunuzu götürüp kurup suyun içerisinde dizilmiş olan hacı yatmazları Hindistan cevizi topuyla ateşleyip devirmeye çalışıyorsunuz. Onları patlattığınızda göreviniz tamamlanıyor ve bir adet termiyan nişanı ve bir adet hafıza parçasıyla ödüllendiriliyorsunuz ve son görevimiz sıcaklara birebir görevi Lara'dan alıyorsunuz. Bu görevi de soğuk meyve suyu istiyor sizden. Hemen Lara'nın karşısında NPC Gyorio'dan 100 bin gümüş karşılığında meyve suyunu alıyorsunuz ve çaprazındaki Lara'ya tekrar teslim ettiğinizde bir adet termiyan nişanı alabiliyorsunuz. Toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 adet termiyan nişanı her gün alabileceksiniz arkadaşlar. 3 hafta sürecek, yani toplamda 21 gün boyunca 105 adet termiyan nişanı elde edebileceksiniz. Peki bu termiyan nişanlarını ne yapmakta kullanacaksınız? Şimdi bakalım alabileceğimiz ödüllere. 10 termiyan nişanıyla mercan taç elde edebiliyorsunuz. Bir baş soketine takılan bir dekorasyon eşyasıdır. Giyilebilir eşyalardan biri. Denizaltı dalış şapkası alabilirsiniz yine 10 nişan karşılığında. Tervi tüylü at miğferi alabilirsiniz. Atınız için güzel yükseltemeyeceğiniz bir miğfer ama özellikleri yeterli. Veya 20 nişan karşılığında Şakotu'nun lüks kutusu 2 alabilirsiniz. Şakotu'nun lüks kutusunda ise hafıza parçası, keskin, sert, hilal muhafız yüzüğü, şahmeran, nart, tungrat, ogre, kemer, tungrat kemer ve tungrat kolye eşyalarından ve bunların varyasyonlarına kadar takıları elde edebilme şansınız var. Ayrıca keskin kimya taşı yıkım, Volks'un tavsiyesi 100, keskin kimya taşı koruma, göz alıcı kimya taşı koruma ve göz alıcı kimya taşı yıkım kimya taşlarında elde edebilme şansına sahipsiniz. Şuradaki Volks'un tavsiyesi 100'ü de göz ardı etmememiz lazım. Ayrıca 30 adet termiyan nişanıyla dilerseniz ücretsiz olarak bir iç çamaşırı veya mayo diyebiliriz. Çünkü mayo olarak kullanabiliyorsunuz ama giydiğinizde kıyafetlerinizin altında iç çamaşırı soketinde durduğu için yine o şekilde görünebiliyor. Kadın karakterleri için görüntü sol tarafta lan örnek verilmiş burada ve erkek karakterler için ise sağ tarafta bir Musa örneğiyle inceliyoruz mayoları. Mayoları boyayabiliyorsunuz. Kadın karakterlerdeki versiyonunda 2 ya da 3 boya slotu olması lazım. Erkek karakterdekini bilmiyorum. Onda da aynı şekilde 2 ya da 3 boya slotu olduğunu düşünüyoruz. Ve İkinci alabileceğimiz dekoratif bir eşya var. Çok güzel bu göreviyle mayo kutusunu alabiliyorsunuz 30 nişan karşılığında ve palonga 30 nişan karşılığında tekrardan 4 özel iç dekorasyon eşyası aile görevi. Altın gün batımı rüyaları, altın gün batımı kadırgası var burada gördüğünüz üzere bayağı animasyonlu falan bir iç dekorasyon eşyası.
30 nişan karşılığında palongdan bunu da elde edebilme şansınız var. Peki termiyan nişanı veya paranız yok mu? O zaman gidip amelelik yapın ve kulelerden atlayın. 3. 4. ve 5. kulelerde görevler var. Bunların hepsine kararlılık ödülü şeklinde yazmış çevirmen arkadaşımız ama bunların isimleri kararlılık ödülü değil. Kararlılık ödülü, bağlılık ödülü ve sabır ödülü. Bu şekilde buraya da aynı şekilde sıralaması gerekiyordu. Biraz copy paste'in, kopyala yapıştırın, azizliğine uğramış anladığım kadarıyla. Kararlılık ödülünün içerikleri burada 3. kuleden alınıyor arkadaşlar. Bağlılık ödülü 4. kuleden alınıyor. 2 adet hafıza parçası ve 5 tane kron taşı var. Kayda değer alabileceğiniz eşyalar. Ve 5. kulede ise yüksek kalite yemek kutusu, iksir kutusu, 5 hafıza parçası, 1 adet sert veya 1 adet keskin kara kristal paketi. Bunlardan bir tanesi rastgele geliyor. Bilginiz olsun. Yani bu bile RNG kutusu. Yani bunların tamamını elde edemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve gelelim termiyandaki hazineyi bulun görevine. Kumun altında gizlenmiş özel bir hazine malzemesi olduğuna dair birçok söylenti var. Bir benekli kaya balığı yakalayın ve doğru olup olmadığını görmek için broma verin. Bu görevi yaparsanız arkadaşlar görevin sizi işaret ettiği noktada çok rahat bir şekilde yakalayabiliyorsunuz balığı. Bir adet okülanın çiçeği elde edebiliyorsunuz. Deniz işleriyle uğraşan karak sahibi arkadaşların gidip uğraşmak isteyebilecekleri görevlerden bir tanesi. Ve son olarak batık korsan gemisinin kalıntısı Kaptan Mogulu'dan alıyorsunuz arkadaşlar. 10 adet kütük toplayıp bu 10 kütüğü teslim etmenizi istiyor ve karşılığında size seçilebilir olarak 2 tane Serduman Korsanları eseri alt düzey müzakere veya ileri düzey müzakereden birini seçiyorsunuz. Miktarları yanlarında yazıyor zaten. Ve termiyan dalış panosu özel buff'ı. Burada termiyan sahilinde kıyı kayalığının en tepesinde kurulmuş olan platformlardan koşarak başarılı bir zıplayış gerçekleştirdiğinizde rastgele level XP %10, beceri XP %10 ve yaşam XP %10 buff'larından 180 dakika süreceği yazıyor ama bu bazen geçtiğimiz yıllarda %20 buff ya da işte 60 dakika süren buff şeklinde de olabiliyordu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bunun üçünü birden aynı anda alıyorsanız bu sene değiştirmişler demektir. Ve maceracılar 12 Ağustos'ta size vereceğimiz iki sırrımız var. Biri size de boynunuza boş gibi gelmiyor mu ya da belki de kulaklarınıza parlak bir şeyler asmak istiyorsunuz. Termiyan plajının incileriyle ünlü olduğunu söylüyorlar. Tabii ki bu yıl balıkçılık bekleyin bu değildi. Ha. Balıkçılık gelecek. Bundan haberdar ediyorlar. Yani önümüzdeki haftaki güncellemede balık da gelecek ve ayrıca muhtemelen kulak aksesuarı ya da kolye tarzı termiyan sahilinden bir etkinlik aracılığıyla elde edebileceğiniz bazı aksesuar eşyaları alacağız. Bakalım ne gelecek. Özel bir 2020 işleme etkinliği yakında geliyor. Nelerin işleneceğini merak ediyor musunuz? Demiş. Tabii ki ediyoruz. Ve bir şey daha. Termiyan Su Parkı'nın açılışına özel bir hediye hazırladık. Kupon sayfasında aşağıdaki kupon kodunu girmeniz yeterlidir. Kupon kodu SummerTermiyanGo şeklinde arkadaşlar web sayfasından kopyalayıp oyun içi kupon kodu kullanan kısmından etkinleştirip 10 adet meyve sularından ve 3 adet üzüm parfe ile 3 adet Hindistan cevizi suyu alabileceksiniz. Bu arada sona erme tarihi web deposu dahil 26 Ağustos 2020 çarşamba bakım öncesine kadar kullanmanız gerekiyor. Bu kodu bilginiz olsun.
Bu kupon her aile için yalnızca bir defa kullanabilecek ve 10 defa yanlış girdiğinizde kupon girme durumunuz 1 saat boyunca ertelenecek arkadaşlar, kısıtlanacak. Ona göre kupon kodunu düzgün girmeye gayret edin. Tamam mı? Şimdi tekrardan şöyle bir bakalım. Neredeydi web sayfam? Termiyan etkinliği bu şekilde tamamlamış olduk. Günlük giriş ödüllerinden bahsedeceğiz. Günlük giriş ödüllerini de bir inceleyelim. Bakalım ne gelmiş. Yenilenen giriş ödülleri. Bu ayın giriş ödüllerinde üstün kimya aleti bile var. Sakın kaçırmayın demiş. Yani çok kıymetli bir şey. Evet ama giriş ödüllerine, özellikle yaz tatilindeki giriş ödüllerine çok yaraşır bir şey değil. Sevgili geliştirici, eğer dinliyorsanız mümkün mertebe şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ediyorum. Giriş ödüllerinde insanların girip ciddi anlamda her gün oyunda vakit geçirmelerini istiyorsanız getireceksin abi şu 30. güne tam şuraya bu güzel aksesuar kutusunu koymak yerine oyuncunun kendi seçimine dair atıyorum işte bir kostümün vefa bölümünde alınabilecek hani oyunda vefa diye bir birim var ya aynı şekilde vefa dükkanı gibi özel bir dükkanda alabileceği kostüm parçaları almasına yardımcı olacak bir para birimi ekleyeceksiniz. İşte ne derseniz artık bir nişan gibi bir şey olabilir. Vatandaş girip aylar boyunca düzenli olarak giriş yapıp ayın her günü girişlerini aksatmadan oyunda kalıp belli bir süre zaman geçirip bu nişanlardan biriktirerek belli bir zaman sonrasında istediği kostüm setini oradan tedarik edebilmeli. Yani sadece bu zaten görüntü amaçlı bir şeydir. Onlardan mesela krom falan çıkartılmasın zaten. Yani sadece kişinin kozmetik ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kurulması gerektiğini düşünüyorum bununla alakalı. Yani ortalığa böyle takı kutularını saçıp piyasayı ciddi şekilde dalgalandırmak yerine böyle bir şey yaparsanız eminim hem oyun içerisindeki o oyuncuların takı ve benzeri ekipman konusundaki piyasaları çok sallanmaz. Fiyat değişiklikleri hem çok fazla olmaz hem de oyuncular oyunda daha fazla istekle kalabilir. O girişlerini daha düzenli yapabilirler. Çünkü elde etmek isteyip de çeşitli nedenlerden dolayı götürüp yani bir şekilde alamadıkları bazı eşyaları bu bahsettiğim alternatif yöntemle elde etmeleri bence güzel bir seçenek olabilir. Sadece tavsiye mahiyetinde söylüyorum. Ve giriş ödüllerinin genelini incelediğimizde gördüğünüz gibi 7. günde üstün pişirme tezgahı, 10. günde kron taşı, 11. günde 3 adet vahşi yaratığın ruh kesesi, akabinde Elyon'un gözyaşı çarpı 2, 14. günde 5 adet parıltılı şakatun nişanı görüyorum. 18. günde yine rüya atı uyandırma malzemelerinden bir tanesi. 20. günde değerli boss mobilya kutusu var 1 adet. 21. günde yani 3. haftada üstün kimya aleti çarpı 1 ve sonrasında tekrar bakıyorum. 25. günde bir rüya atı uyandırma malzemesi daha. 27. günde 35-45 Vox, 28. gün yani 4. haftada parıltılı şakadun nişanı, 29. günde yükseltme yardım seti ve 30. günde güzel aksesuar kutusu var. En dikkate değer olanlar bunlardı. Kalan son 5 gün yani bütün girişleri tamamlamış olan arkadaşlar için de birer tane büyülü parçayı oraya eklemeyi unutmamışlar. Giriş ödüllerimiz yenilenen haliyle bu şekilde.